Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Urfanatik TV'nin kıymetli gönül dostları, Cuma geceniz hayırlara vesile olsun, mübarek olsun. Rabbim bu gece hürmetine hasta olan kardeşlerimize Şafi ismiyle tecelli etsin, şifasını versin. Bizleri, ailemizi, dost ve akrabalarımızı, gönül coğrafyamızı maddi ve manevi bela ve musibetlerden muhafaza eylesin. Amin. Değerli Urfanatik TV'nin gönül dostları, bugün konuğumuz değerli Halil Yeğilçe vaizimiz, dostumuz, hocamız, Muzaffer Yüzücü hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref verdiniz. Allah sizlerden razı olsun. Yoruldunuz, geldiniz. Hakkınızı helal edin. Eyvallah hocam. Değerli hocam, Allah Azze ve Celle bizlere böyle bir imkanı bahşeyledi. Elhamdülillah. Kardeşlerimizin, ehli imanın, ehli İslam'ın evlerine bir şekilde Cuma geceleri misafir oluyoruz. Ne güzel. Ama misafir olurken değerli kardeşlerimizin istifadesi için ehlinden konular seçerek dinlemeye çalışıyoruz. Bugün de önemli bir konu ve değerli bir konukla gençliği konuşacağız inşallah. Değerli hocam, genç kimdir? Genç kimdir? Evet. Sizden bunu dinlemek istiyoruz. Elbette. Ben de sözlerime başlamadan önce Urfanatik izleyicilerine sizin vasıtanızla selamlarımı göndermek istiyorum. Ve özellikle de programınızın da hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Amin. Allah razı olsun değerli hocam. Bu tür programlara elbette ki ihtiyacımız var. Toplum olarak ihtiyacımız var. İnsanlık olarak ihtiyacımız var. Müslüman olarak ihtiyacımız var. Dijital bir çağda yaşıyoruz Ali Hocam, hepinizin malumu. Evet. Teknolojinin ilerlemiş olduğu bir çağdayız. Elbette ki biz Müslümanlar insanlara, bahusus Müslümanlara gerekli bilgilerin verilmesi açısından bu ve benzeri programlar son derece önemli. Bu vesileyle ben de sizi tekrar tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz değerli hocam. Hayırlara vesile olmasını Amin. Tekrar Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Allah razı olsun. Evet, ifade ettiğiniz gibi bugün bizler gençlik konusu üzerinde konuşacağız. Gençlik nedir? Ne demektir? Tanımını sizler sordunuz. Evvela şunu bilmemiz lazım ki muhterem hocam, Yüce Rabbimiz bu kainat içerisinde evet. birçok varlık yaratmıştır. Gözlerimizle gördüğümüz, göremediğimiz, efendim idrak ettiğimiz, edemediğimiz birçok varlık yaratmış. Yani gökyüzünden tutun yeryüzüne kadar ve iki gökyüzüyle yeryüzü arasında nice varlıklar Yüce Rabbimiz yaratmıştır ki bu varlıklar içerisinde de takdir edersiniz ki en şereflisi insan oğludur. Yüce Rabbimiz insanı eşref-i mahlukat olarak var ettiğini ve keza Kur'an'a da baktığımız zaman insan oğluna varlıklar içerisinde ne derece kıymet, ne derece büyük bir değer verdiğini birçok ayet-i kerimede bizlere ifade etmiştir. Evet. Örneğin Tin suresinin bir ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمِ yani şüphesiz ki biz o insanı ahsen-i takvim mertebesinde yarattık. Yani en güzel bir surette, en güzel bir şekilde yarattık. Bununla beraber Yüce Rabbimiz hatırlayalım ki yine Kur'an'da ayet-i kerimede insan oğlunu yaratmadan evvel babamız Adem'i yaratmadan evvel meleklere hitaben ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Evet.
Ne demek halife? Yani bundan da anlıyoruz ki Yüce Rabbimiz varlıklar içerisinde işte mükemmel bir surette yaratmış olduğu biz insanı kendi halifesi olarak ilan ediyor. Evet. Bir nevi halife biz bu kainatta, bu dünyada varlıklar içerisinde, canlılar içerisinde Cenab-ı Allah'ı temsil ediyoruz. Bir insan olarak, bir fert olarak. Bununla beraber gerçekten insanın Allah'ın halifesi olması da onun ne derece değerli bir varlık olduğunu bizlere göstermektedir. Evet. Keza mükemmel bir şekilde yaratılmış olan biz insana halifesi olan olarak ilan edilmiş olan bir insana Yüce Rabbimiz sayısız nimetler de bahşetmiştir. Evet. Bu da başlı başına insan oğlunun gerçekten varlıklar içerisinde ne derece değerli ve kıymetli olduğunu gösteriyor. Evet. İşte Ali Hocam, bütün bu özelliklere, bu vasıflara sahip olan insanın en verimli çağına bizler gençlik diyoruz. Evet. Malumunuz insan oğlu şu dünya hayatında bir serüvenden geçiyor. Geçiyor. Efendim, ruhlar aleminden anne karnına, anne karnından dünyaya, dünyada çocukluk, gençlik, ihtiyarlık, ölüm, haşir ve böyle uzun bir yolculuktan geçiyor ki özellikle çocukluk, gençlik ve ihtiyarlık, yani dünya serüveni dediğimiz bu çağlarda, bu dönemlerde insan oğlunun en güçlü olduğu, efendim insan oğlunun en verimli olduğu çağ gençlik çağıdır. Evet. Bundan ötürü insanın gençliğinin değerini ve kıymetini son derece bilmesi gerekiyor. Evet. Gençlik bu derece önemli. Zaten din-i mübin-i İslam'a da baktığımız zaman, yani hani insanın mükemmelliğinden bahsettik. Efendim onun ne derece mükemmel bir varlık olduğundan söz ederek konuya girdik. Ve bu mükemmel varlığın en verimli çağının gençlik olduğunu söyledik. Bütün bunlarla beraber insan oğlu sorumlu bir varlık olarak dünyaya gelmiştir. Evet. Ve bu sorumluluğu da biz bakıyoruz ki özellikle gençlik çağına adım attığı esnadan itibaren başlamaktadır. Evet. Şimdi diyeceksiniz ki hocam, peki gençlik, onun belli bir sınırı var mıdır? Yani gençliğin başlangıcı ve sonu var mıdır? Elbette ki bu konuda farklı görüşler olsa da, evet, üzerinde ittifak edilen yaşlara baktığımız zaman genelde 13 yaşın gençliğe başlanıldığı efendim yaş olarak kabul edilip ve bu 40 yaşına kadar devam etmektedir. Hı. Dolayısıyla insanın 13 ile 40 yaşı arasındaki döneme bizler gençlik çağı diyoruz. 13 yaşından evvelki döneme ise çocukluk çağı ve 40'tan sonraki döneme ise bizler artık ihtiyarlık dönemi olarak adlandırabilmemiz mümkündür. Dolayısıyla dedik ya, Cenab-ı Allah işte insan oğlunu sorumlu bir varlık olarak yaratmıştır. Bir de bakıyoruz ki özellikle Yüce Rabbimiz insan oğlunu bir takım ibadetlerle sorumlu kıldığı zaman, mükellef kıldığı zaman gençliğe adım attığı andan itibaren sorumlu tutuyor. Yani gençlikle birlikte mükellefiyet geliyor. Mükellefiyet de başlıyor. Mesela evet, bizler hani namazın farziyetinden bahsederiz. Kitaplarımıza da baktığımız evet, zaman namaz kimlere farzdır? Vücub şartlarını sayarken. Onun, efendim farz olmasının şartlarından birisi de buluğ çağına ermiş olmasıdır diyoruz. Keza oruçta bunu görmek mümkündür. Evet, evet. Ve bu benzeri ibadetlerde özellikle buluğ çağına ermeyi özellikle Cenab-ı Allah ve din-i mübini İslam ön plana koymuştur ki dolayısıyla çocukluk döneminde, çünkü artık insan oğlu tam böyle efendim ergin olmamıştı. Her şeyi akledemiyor, her şeyi düşünemiyor. Çocuktur sonuçta. Evet. Dolayısıyla Allah o çocukluk döneminde bile yapılan hatalardan, günahlardan insanları sorumlu tutmuyor. Gençlik bu derece önemli bir çağ. Evet. Sorumluluk çünkü gençlikten başlıyor. Allah gençlikle beraber bizleri bir takım ibadetleri yerine getirme ve bir takım kötü davranışlar olsun, sözler olsun, günahlar olsun, hatalar olsun,
onlardan bizi beri tutmamızı emretmektedir ki bundan da gençliğin ne derece önemli olduğunu gayet tabi olarak anlayabiliyoruz hocam. Allah razı olsun değerli hocam. Şimdi bizi dinleyen kardeşlerimize, ki onlar da benimle birlikte aynı kanaate vardılar. Yani insanoğlu en güzel şekilde, en güzel kıvamda yaratıldı. Evet. Ama bu güzelliğe uygun da bir sorumluluk yüklendi. Elbette. Değil mi? Hı-hı. Allah'ın yeryüzündeki halifesi kılındı. Ve bu hilafete ne zaman başlıyor? Ergenlikle birlikte başlıyor. Hı-hı. Gençliğe ayak atmayla, adım atmayla birlikte yavaş yavaş yeryüzünde Allah'ın hilafetinin hakimiyeti için ona karşı, tabi bu hilafetten kastımız Allah'ın emir ve yasaklarını hem yaşama hem de yaşatmadır. Evet. Demek ki gençler, hatta ben bu soruyu soracaktım, cevabını almış oldum. Yani diyecektim ki sorumluluk almak için, kendimizi mükellef kabul etmek için, ibadet hayatına başlamak için ihtiyar olmamız mı gerekiyor diyecektim. Evet. Ki Allah razı olsun, siz konuyu açarken bize soru sormaya fırsat bırakmadan dediniz. Demek ki ey genç kardeşlerim, ibadet, sorumluluk ve mükellefiyet ihtiyarlar için değil, gençler içindir. Elbette. Değil mi? Allah razı olsun. Öyleyse hocam, İslam tarihine baktığımız zaman Adem aleyhisselam'dan Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'a, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'dan günümüze kadar dedik ya, İslam gençlik devresine kıymet vermiş. Evet. Birkaç örnek bize sunsanız. Evet. Mesela İbrahim aleyhisselam'ın genç yaşta putları kırışı. Evet. İsmail aleyhisselam'ın genç yaşta, değil mi? Evet. Bu hilafetin tesisi için kurban edilmeyi kabul edişi ve Allah'a teslimiyeti. Bunu sizden dinlemek istiyoruz Seydam. Elbette muhterem hocam. Yani evvela Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an da gençlerden bahsediyor. Evet. Mesela bir sure-i celile vardır ki bildiğiniz gibi başlı başına bize gençlerden bahsediyor. Evet. Allah dini için mücadele eden, efendim Allah dini için eziyet çeken, Allah dini için toplumundan soyutlanan, toplumundan dışlanan, Allah dini için belki de aileleri tarafından bile dışlanan bir gençlikten, bir topluluktan bizlere söz ediyor ki bu son derece önemlidir. Evet. Ashab-ı Kehf. Evet. Bu, demek ki her cuma günü okunmasının hikmetlerinden bir tanesi de aslında büyük mesajından istifade etmek içindir. Canlı tutuyor bizi. Elbette. Orada Yüce Rabbimiz işte bu ashabtan bahsederken, bu arkadaşlardan bahsederken, onlar öyle bir topluluktu ki sadece ve sadece Allah'a inanmış gençlerden ibaretti. Evet. Keza yine Kur'an'da siz de ifade ettiniz, Hazreti İbrahim aleyhisselamın putları kırılışından bahsediyor. Evet. Hazreti İbrahim putları kırdıktan sonra o topluluk geliyorlar, bakıyorlar putları kırılmış. Bunu kim yapabilir? Aramızda buna cesaret edecek olan kim olabilir? Kim olabilir ki bunu yapmıştır? Oradan hemen birisi çıka gelir. İbrahim isminde bir genç var. Evet. Ben ondan ara sıra duyuyordum putları kıracağı konusunda. Putları kırmaktan söz eden Yüce Rabbimiz Azze ve Celle bir genç olarak İbrahim Aleyhisselam'ı bizlere örnek olarak takdim etmektedir. Elbette ki diğer gerek Hazreti Adem Aleyhisselam'dan itibaren peygamberimize kadar gelmiş olan birçok peygamberin hayatında bu tür örnekleri vermek mümkün. Evet. Ama takdir edersiniz ki Efendimiz Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konuda örnekliği bizim için son derece önemlidir. Hazreti Peygamber öyle bir şahsiyetti ki, öyle bir kişilikti ki hem gençlere, hem ihtiyarlara, hem kadınlara, hem erkeklere, hem çocuklara, hem dedelere, yani her konuda örnek olmuş bir şahsiyettir. Evet. Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımız zaman mesela görüyoruz ki Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gençlik döneminde öyle bir toplumda yaşıyordu ki o toplum dalalete sapmıştı.
sapıklığa sapmıştı. Kendi elleriyle yapmış oldukları putlara ibadet ediyorlar. Onlara kurbanlar ad ediyorlar. Evet. Onlara ibadet ediyorlar. Efendim her türlü kötülüğü işleyebilecek kabiliyete sahip olmuşlardı. Hatta ve hatta kendi ciğer parelerini, kız çocuklarını diri diri toprağa gömecek kadar canileşmiş olan bir toplumda aleyhissalatü vesselam yaşıyordu. Ve gençliğini bu toplum içerisinde sürdürüyordu ki, Hazreti Peygamber'e baktığımız zaman daha genç yaşından itibaren işte bu kadar canileşmiş olan insanlar arasından takdim edilirken Muhammedül Emin lakabıyla takdim edilmesi son derece önemlidir. Aleyhissalatu. Sanmayalım ki Peygamberimiz 40 yaşından sonra kendisine peygamberlik vazifesi verildikten sonra iyi bir insan oldu. Kendisine çeki düzen verdi. Hayır. Aleyhissalatu vesselam annesinden doğduğu günden ta ölümüne kadar zaten Cenab-ı Allah'ın gözetimi altındaydı. Evet. Ve her türlü günahtan, her türlü hatadan beri olarak hayatını sürdürmüş. Evet. İhtiyarlığını nasıl sürdürmüşse gençlik çağını da, çocukluk çağını da o şekilde sürdürmüştür. Ve gençlik çağında en önemli vasfı Efendimizin son derece dürüst olması, emin olması, güvenilir olması ve kendisini putlara ibadet etmekten beri tutmasıdır. Asla ve asla yalan konuşmamasıdır. Bu son derece önemli. Evet. Dolayısıyla biz gençlerin de belki de bu erdeme, bu ahlaka son derece bugün ihtiyacımız vardır. Aynen aleyhissalatü vesselam gibi bizler de gençliğimizde dürüst olmalıyız, emin olmalıyız, güvenilir olmalıyız. Kendimizi yalandan beri tutmalıyız. Özellikle geleceğiz yer sohbetimiz evet, içerisinde. Maddi ve manevi olarak bizim hayatımıza zarar verebilecek her türlü söz ve davranıştan kendimizi uzak tutmalıyız ki bizler Cenab-ı Allah'ın razı olabileceği bir genç olabilelim. Son derece önemli. Keza yine Efendimiz daha gençken Hulful Fudul cemiyeti vardır ki bu ihtiyarların kurulmuş olduğu bir cemiyettir. Ama lakin o cahile döneminde bu cemiyetin var olması son derece önemlidir. Çünkü bu cemiyetin kuruluş amaçlarına baktığımız zaman haksızlığın önünde durmaları, evet, efendim zulmün karşısında olmaları ve Efendimiz daha gençken, gençlik çağında hiç gözünü kırpmadan işte bu erdemi, bu ahlakı savunan bu cemiyete üye olmuştur ve bizzatı bu cemiyetin faaliyetlerinde Efendimiz ne yapmıştır? Davranmıştır. Evet. Ve Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama 40 yaşında peygamberlik vazifesi verildikten sonra Allah Resulü hiç vakit kaybetmeden etrafındaki insanları irşad etmeye başlıyor. Evet. Doğru yolu göstermeye başlıyor. Onlara inen ayeti kerimeleri okuyor, inen ayeti kerimeleri tebliğ ediyor ki peyderpey İslam dinine giren, Müslüman olan Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama iman eden insanları görüyoruz ki bu çoğunluğun içerisinde özellikle genç takımın da olması son derece önemlidir. Evet. Efendim bakıyoruz ilk Müslümanlar içerisinde Hazreti Ali radıyallahu an var. Daha 10 yaşında ve Efendimiz Peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselama iman ediyor. Evet. Mus'ab bin Ümeyr'e bakıyoruz. Daha 18 yaşında. Zengin bir aileye mensup, efendim istediği her bir şey önünde, çok yakışıklı, o dönemde genç kızların kendisine gönül verdiği bir genç, bir delikanlı, evet, ama zamanı geldiği zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a iman ettikten sonra bu Mus'ab, 18 yaşındaki Mus'ab bütün bu dünyevi şeyleri elinin tersiyle bir kenara atıyor. Din-i mübini İslam için mücadele ediyor. Ve daha Efendimiz Medine'ye gitmeden evvel Medine'ye gidiyor. Medine'de kapısını çalmadık bir kapı bırakmıyor. Evet. Ve daha Peygamber'in Medine'ye gitmeden Mus'ab sayesinde birçok insanın Müslüman olduğuna şahit oluyoruz. Şu hadiseyi anlatmama lütfen izin verin. Ali hocam. Mus'ab'la hani Mus'ab'tan bahsettik ya. Annesi geliyor. Mus'ab'a diyor ki ey Mus'ab vallahi sen bu Muhammed'in dinini terk etmezsen ben canıma kıyacağım diyor. Şimdi bizim için dünyada annemizden daha değerli bir varlık kim olabilir Ali, evet, hocam? Değil mi? Aynen. Elbette ki Mus'ab için de anne değerli, aynen, anne kıymetli. Evet, evet. Seni doğuran, seni emziren, seni belli bir yaşa kadar getiren. Ama yeri geldiği zaman bu ashab değil anne baba. Dünyalık namına sahip olmuş oldukları her bir şeyi feda etme yolunu göstermişlerdir. Bunu niçin yapmışlardır? İslam için, Kur'an için, Allah için. Allah'ın razı olabileceği bir genç olabilmek için, bir insan olabilmek için bunu yapmışlardır.
Mus'ab da annesi böyle deyince Mus'ab'ın verdiği cevap müthiştir. Ey anne, değil senin bir canın. Vallahi 1000 tane canın olsa ve her gün 1 tanesini de vermiş olsan ben dinden çıkmam. Dinimi, beni İslam'ı terk etmem. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı bırakmam. Kur'an yolundan bırakmam der. İşte böyle bir zengin olan bu delikanlı Uhud Savaşı'nda şehit olduğu zaman Ali Hocam, bakıyoruz ki üstünü örtecek kefen bulamıyorlar sahabeler. Mus'ab Müslüman olduğu zaman 18 yaşında. Zübeyr bin Avvam 15 yaşında. Talha bin Ubeydullah 15 yaşında. Ebu Ubeyde bin Cerrah 17 yaşında. Efendim Sad bin Ebi Vakkas daha 19 yaşında. Sad bin Ebi Vakkas'la ilgili de bir parantez açayım, evet. Müsaadeniz olursa. Buyurun hocam, estağfurullah. Rivayetlere göre Sad bin Ebi Vakkas bu 19 yaşında Müslüman olan delikanlı genç Uhud Savaşı'nda Efendimiz Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı efendim ok darbelerinden, kılıç darbelerinden korumuştur ki okları atınca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, herkes Allah Resulüne gelip de anam babam sana feda olsun ya Resulullah derken Resulullah işte bu delikanlının, bu gencin, Sad bin Ebi Vakkas'ın bu cesaretini, bu cömertliğini görünce, kendisini feda ettiğini görünce Sad, anam at diyor. Evet. Anam babam sana feda olsun ey Sad diyor. Evet. Anam babam sana feda olsun ya Sad, at diye evet. cevap veriyor. Said bin Zeyd Ali Hocam 19 yaşında. Evet. Erkan bin Ebil Erkam daha 17 yaşında. Mekke'de Müslümanlar daha dini mübini İslam'ı efendim açıktan yaymazdan Erkan öne atılıyor ve kendi evini medrese olarak ilan ediyor. Müslümanlar Erkam'ın evinde, Darul Erkam diyoruz ya, Erkam'ın evinde bir araya geliyorlar, sohbetler ediyorlar, Allah'a ibadet ediyorlar. İslam için, din için daha güzel hizmetler nasıl yapılabileceğinin projelerini ve planlarını Erkam'ın evinde yapıyorlar. Bu delikanlının, bu gencin evinde. Cafer bin Ebi Talib 25 yaşında. Enes bin Malik 10 sene Hazreti Peygamber'in Allah hizmetinde Allah bulunmuş Allah. Ve der ki Ali Hocam, ben 10 sene Peygamber'in hizmetinde bulundum. Bir gün onun bana öf dediğine şahit olmadım Enes Azarını diyor. İşitmedim, evet. Azarını işitmedin diyerek Enes Peygamberimizin ne kadar mükemmel bir ahlaka sahip olduğunu gösteriyor. Zeyd bin Sabit, Usame bin Zeyd 19 yaşında Müslüman olmuş. İslam yani bütün bu örnekleri niçin veriyorum Ali Hocam? Büyük davalar gençlerin omuzları üzerinde Allah inşa razı edilmiş. Olsun. Evet. Gençlik bu derece önemli. Evet. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dönemindeki o gençlere baktığımız zaman, o ashaba baktığımız zaman, evet, gençlik ne derece önemli, ne derece kıymetli anlayabiliyoruz. Demek ki İslam davası başta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı koruma adına, ona iman etme adına, dinine sahip çıkma adına, sahiplenme adına sahabe-i kiramın genç taifesi her türlü fedakarlığı yapmış üstadım. Evet. Yani gençlerimize şunu söylüyorsunuz. Ey gençlik, bu din sizin omuzlarınızda bir sonraki nesle ne yapacaktır? Hı-hı. Taşınacaktır. Evet. Yani Allah'a itaat etmeyi, Allah Resulüne itaat etmeyi, dini İslam'a hizmet etmeyi yaşlılık dönemine bırakmayınız ki o döneme yetişip yetişmeyeceğinize dair elinize garantiniz de yok. Ölümlü bir dünyada yaşıyoruz. Evet. Ölüm için ecel var. Sıra yok. Sıra olsaydı derdik önümüzde işte bekleyenler var. Daha sıramız geç gelecek. Ama ecel gayb olduğu için evet. Başta genç kardeşlerimiz gelin iman davasını, İslam davasını, kulluk davasını tehir etmeyelim. Evet. Kendimize bir futbolcuyu, bir sanatçıyı değil, sizin saydığınız gibi aşere-i mübeşşereden ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın ashabından bir şahsiyete rol model edinelim. Evet. Hem dünyada hem de ahirete mutlu ve mes'ud olalım. İnşallah. Yani dostum, hakikaten Allah sizden razı olsun. Konuları çok güzel anlatıyorsunuz. Estağfurullah. Bizi dinleyen babalar, evlat 17 yaşında, 10 yaşında, 18 yaşında. Evet. Hazreti işte Üsame bin Zeyd 19 yaşlarında İslam orduları komutanı olarak ordunun başında
Ve ordunun içinde Hazreti Ömer gibi, Hazreti Ebubekir gibi sahabe-i kiram var. Evet. Yani şimdi düşün. Babalar, evet. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam yeri gelmiş gençleri ordu komutanı yapmış. Yeri gelmiş hemen önünde ne yapmış? Muhafız yapmış. Yeri gelmiş Mus'ab bin Umeyr gibi muallim 18 yapmış. Yaşında Medine'nin muallimi yapmış. Yani biz gençlerimizde kadı yapmış gençlere. Evet. Evet. Şimdi biz ne yapıyoruz? Yaptığımız şey şu. Sen gençsin, bu işi anlamazsın, cahilsin, konuşma. Hı hı. Yok kardeşim. Sen bu genç baliğ olduktan sonra onu yaratan Allah mükellef tutuyor. Evet. Allah'ın onu mükellef tuttuğu yaşta ona sorumluluk ver. Evet. Hem maddi işlerde, dünyevi meşru işlerde, hem de uhrevi işlerde, dini ve imani işlerde onu ne yap? Teşvik et. Evet. Ki aklıma gelmişken affınıza sığınıyorum Seyyidem. Yani Allah Resulü aleyhissalatu vesselama selamın işte çocuklarınıza 7 yaşında namazı öğretiniz, 10 yaşında emrediniz. Değil mi? Evet. Düşün eğitim çağı. 1-6 yaş bebeklik dönemi. 6-13 yaş çocukluk dönemi. 13'ten sonra 40'a kadar dediğiniz gibi gençlik. Evet. Demek ki 18 yaşına gelen orduların başında İstanbul'u fethedebiliyor. Evet. Orduların başında Tebük'e doğru ne yapabiliyor? Ordunun başında evet. Cihada, savaşa çıkabiliyor. Ey gençlik, siz de kendinize güvenin. Yeter, aklınızı başınıza alın ve oturun düşünün. Bu din bugünlere geldiyse genç sahabilerin omuzları üzerinde bugünlere taşındı. Doğru. Öyleyse onu taşıyan sahabeye karşı bizim sorumluluğumuz var. Bir, elbette. Bir de gelecek nesle karşı bizim sorumluluğumuz var. Yani bu dini birileri sahiplenmeli ki din bir sonraki nesle ulaşsın. Eğer gençlik, ya işte hocam daha genciz, bize müsaade edin. Biraz işte işlerimiz var, eğitimimiz var dersek. Evet. Estağfurullah. Eğer asli vazifemizi unutursak hem geçmişimize hem geleceğimize karşı bir ihanete düşmüş olmaz mıydı hocam? Elbette, elbette. Şimdi muhterem hocam, dolayısıyla şunu öğreniyoruz. Çağımızda baktığımız zaman hani bizim toplumda huzurlu olabilmemiz için, mutlu olabilmemiz için en önemlisi bir anne ve baba olarak hem dünyada ve hem de uhrevi alemde mutlu olabilmemiz için, saadete ulaşabilmemiz için yapmamız gereken şeyin başında Cenab-ı Allah'ın en büyük nimeti olan çocuklarımıza sahip çıkmak. Evet. Gençlerimize sahip çıkmak. Çünkü gençlerine sahip çıkmayan milletler geleceğini inşa edemezler. Evet. Maalesef üzülerek ifade edeyim ki Ali Hocam, günümüzde gençliğimiz büyük bir bunalım içerisinde. Evet. Büyük bir buhran içerisinde. Bakın sizler de yer yer görüyorsunuz. Evet. Özellikle bu madde bağımlılığı gün geçtikçe kullanma alışkanlığı çok çok böyle düşük yaşlara, seviyelere, hatta genci bırakın çocukluk seviyesine bile 9 yaşlara kadar indi raporlara göre. Bu son derece vahim bir olaydır. Evet. Gençlerimizi bu tür efendim felaketlerden bizim korumamız lazımdır. Evet. Değerli onlara hocam, sahip çıkmamız lazımdır. Evet. Anne ve babalık olarak görevlerimizi, vazifelerimizi en güzel bir şekilde yerine getirmemiz lazımdır. Evvela o çocuklarımıza ve gençlerimize bir anne ve baba olarak iyi bir rol, iyi bir model olmamız lazımdır. Evet. Helal lokma yemeli ve gençlerimize, çocuklarımıza helal lokma yedirmeliyiz. Evet. Ali Hocam, bakınız şöyle bir misal vereyim ki İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin babası rivayetlere göre anlatılır evet. ki bir gün bir ırmakta kendisi abdest alacağı zaman bakar ki yukarıdan bir elma sulardan sürükleniyor ve önüne geliyor. Hemen o elmadan canı çekiyor, bir lokma yiyor. Bir ısırık alıyor. Aman Allah'ım der, ben ne yaptım? Bu elmanın bir sahibi vardı. Bunun sahibi ben değilim. Sahibi olan bir malı ben nasıl da yedim der. Evet. Bu kuşkuyla, bu şüpheyle o elma bahçesini bulur, sahibine ulaşır.
ben ırmaktan abdest alırken senin bir elmanı yedim, bana helal et der. Helallik ister ondan. Evet. Bahçe sahibi der ki hayır, benim bazı şartlarım var. Eğer bu bahçede çalışır, çabalar, gayret eder, bana hizmette bulunursan evet, hakkımı sana helal ederim der. Çalışır, çabalar senelerce o bahçede, hakkı da bana helal ettin mi der. Hayır, benim bir şartım daha var der. Nedir? Benim bir kızım var. Gözleri görmez, kulakları duymaz, ağzı konuşmaz, elleri tutmaz, ayakları yürümez. Onunla evet, evlenmeyi, nikahını almayı kabul edersen ben sana hakkımı helal ederim der. Sırf yemiş olduğu bir elmadan bir lokmanın helal olabilmesi için bu zat, bu insan bu şartı da kabul eder. Lakin kendisine gösterilen hatun, güzeller güzeli bir hatun, evet babası der. Bunun gibi bir insana, bunun gibi bir kıza, bunun gibi bir hatuna senin gibi bir adam yaraşır. Çünkü benim kızım da öyle bir insandır ki gözü harama bakmaz, kulakları kötü söz işitmez, ağzı kötü söz söylemez, eli haram tutmaz, ayakları da haram yere gitmez der. İşte bu iki insanın efendim evlenmesinden Allah İmam-ı Ebu Azam gibi bir insanı gönderiyor. Bir evet, örnek daha sayın hocama arz edeyim. Buyurun hocam, Allah razı olsun. Bitlis'in Hizan kasabasının Nurs köyünde Mirza isminde bir zat evet, vardır, bir insan vardır. Allah anlatılır. Mirza her gün sabah birkaç tane ineğini meraya otlatmak amacıyla götürür ve getirirken yapmış olduğu bir şey vardır. Hayvanların ağzını kapatır. Evet. Köyünün acayibine gider bu durum. Ve sorarlar ona bir gün, ey Mirza niye böyle yaparsın? Niye hayvanları ağzını bu şekilde evet, kapatırsın dediği zaman Mirza şu cevabı verir. Evet, ben kapatıyorum çünkü ben hayvanlarımı götürür ve getirirken seyir yolunda sağda ve solda başkalarına ait bahçeler vardır, tarlalar vardır. Korkarım ki benim bu hayvanlar o başka olan, başkalarına ait olan bahçe ve tarlalardan bir şey yerler de o zaman bunun sütünden yeriz, helal lokma yemiş oluruz. Bundan dolayı ben hayvanlarımın ağzını kapatırım der. Hassasiyeti görebiliyor musunuz? Evet. İşte bu zattan Cenab-ı Allah kimi gönderiyor bu dünyaya? İmam Ebu Hanife. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri gibi bir zatı gönderiyor. Evet. Şunu demeye çalışıyorum Ali Hocam. Allah büyük insanları da büyük zatlardan meydana getiriyor biliyor Aynen, musunuz? Helal lokmaya efendim dikkat eden insanlardan meydana getiriyor. Yer yer size gelmişlerdi. Ya hocam benim evladım niye bu kadar isyankar? Benim evladım niye bu kadar efendim bana karşı çıkıyor, beni dinlemiyor, kötü yola sapıyor, namaz kılmıyor, oruç tutmuyor derler. Aslında böyle diyen kardeşlerimize şunu sual etmek lazım. Biz bu çocuklara ne yedirdik de bu çocuklar böyle oldu? Bu hale geldi. Bu gençlere bizler ne yedirdik de ne içirdik de bu gençlerimiz bu hale düştü evet, diye kendi kendimize sual etmemiz lazımdır. Dolayısıyla gençlerimizin ve çocuklarımızın özellikle iyi bir insan olabilmeleri için onlara yedirdiğimiz lokmanın helal olmasına bizler dikkat edeceğiz. Güzel bir rol ve model olacağız. İbadet hayatımızla, sözlerimizle, davranışlarımızla, dürüstlüğümüzle, emin oluşumuzla onlara bir rol model olacağız ki onlar da iyi bir insan olabilsinler. Değerli hocam, Allah razı olsun, ağzınıza sağlık. Din gençliğe kıymet vermiş. Ama bu kıymetin kıymetini bilmeyi de valideyine bırakmış. Bu ayet-i kerimede Allah azze ve celle ya eyyuhellezine amenu qu enfusakum ve ehlikum nara. Evet. Değil mi? Hı-hı. Nefislerinizi, evladı, iyalinizi koruyunuz diyor. Demek ki bu gençliği koruma görevini Allah yaratıyor. Evet. Emaneti sana veriyor. Hı-hı. Ama emanetimi muhafaza et diyor. Bu çocuk dünyaya tertemiz geliyor, masum bir şekilde. Gelirken kiri yok, pası yok, günahı yok. Dili haram konuşmuyor, gözü haramı bilmiyor, kulağı haramı duymuş İslam değil. İslam fıtratı üzerinde dünyaya evet, geliyor. Evet, her doğan İslam fıtratı üzere doğuyor. İşte biz bunu bazen sohbetlerimizde, cemaatimizde işlerken diyoruz ki kardeşim, çocuğun sövmeyi kimden alıştı? Harama bakmayı kimden öğrendi? Evet. Kulaklarıyla haram duymayı kimden öğrendi? Ayaklarıyla harama yürümeyi kimden öğrendi? Evet. Eliyle haram tutmayı kimden öğrendi? Hı. Yani bu çocuğa birileri örneklik yaptı. Hocalık yaptı. Ders verdi. Ama kalemle ders verdi. Ama diliyle ders verdi. Sen bu çocuğu dünyaya getirirken
bunun bir emanet olduğunu bilmiyor muydun? Ve Ali Zeynel Abidin radıyallahu teala anhu'ya bir baba geliyor. Evet. Diyor ki ey Allah Resulü'nün torunu diyor. Evet. Ben evlendim diyor. Evlendikten sonra çocuklarım olacak, bana bir nasihat et der. Evet. Der ki nasihat için geç kaldım. Bir babaya evladı konusundaki nasihat evlenmeden önce anne tercihi yaparken gelmeliydi. Gelecek neslin annelerini seçerken gelip benden nasihat alacaktın. Evet. Sen artık nasihat dönemini geçtin diyor. Yani hakikaten biz çocuğun olmasına seviniyoruz. Aynı sevinci biz bu çocuğu hayatımızda aynı sevinci yaşayabiliyor muyuz? Bakıyorsun çocuk yaşı 14-15 olduktan sonra evde anne baba karamsarlığa düşüyor. O sevinç hüzne dönüşüyor. Neden? Sebep? Dediğiniz gibi. Bir, çocukların beslenmesine dikkat etmedik. Evet. Anne sütü verirken Sofi Mirza'nın hanımı gibi besmele çekmeyi unuttu. Evet. Sofi Mirza'nın hanımı der ki ben besmelesiz Saide süt vermedim. Allah. Ona hamileyken abdestsiz yere basmazdım diyor. Yani Üstad Bediüzzaman, Üstad Bediüzzaman yapan Sofi Mirza ile hanımı idi. İmam Ebu Hanife yapan da işte onun bir elmayı ısırmasıyla yıllarca gidip hizmetkarlık yapan, en sonunda da hiç görmediği ama şartları konuştuğu zaman helallik için kabul edilmeyecek şartları kabul eden değil mi? Bir yani, babayı görüyoruz. Aynen. Şimdi biz bizi dinleyen kardeşlerimize şunu söylüyoruz. Ey kardeşlerimiz, İslam'da gençlik önemli. Gençliğin muhafaza edilmesi daha da önemli. Bakın ey babalar, ey anneler, ey büyükler, ey hocalar, ey öğretmenler, bu gençliğin muallimleri olarak yarın Allah sizden hesap soracak. Size verdiğim tertemiz masum emanetimi tertemiz muhafaza edebildiniz mi? Evet. Yani helal lokmayla koruyabildiniz mi? Dinini, imanını, kitabını öğreterek düşüncesini, kalbini, bedenini muhafaza edebildiniz mi? O en güzel şekilde yarattığım evladınızın alnı bana teşekkür için secdeye gitti mi diye hepimize soracak. Elbette. Öyleyse başta gençler bunları duyduktan sonra artık bahane kalmadı. Mazeret yok. Bir an önce dönüş yapmanız lazım. Evet. Namazsa namaz, eğitimse eğitim, dini eğitim, ilimse ilim, helal lokma ise helal lokma, nefsin ve şeytanın esiri olmaktan kurtulacak, Allah'a kul olmayla hürriyetine kavuşmalısın. Evet. Güzel. Öyle değil mi Seyden? Aynen. Yani hürriyet Allah'a kulluktadır. Tabii ki. Yoksa nefsin, şeytanın ve şehvetin esiri olmada değildir. Elbette. Buyurun hocam. Ben de sizin hani giriş yaptığınız çok güzel. Esasen belki bizi takip eden genç kardeşlerimiz var. Evet. Hocam böyle gençlikten bahsediyorsunuz da bize ne gibi tavsiyelerde bulunuyorsunuz? İyi bir genç olabilmemiz için, Allah'ın razı olacağı bir genç olabilmemiz için, anne ve babasının razı olduğu bir evlat olabilmemiz için efendim ve bu şekilde Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a inşallah cennette komşu olabilmemiz için, dinimi bin İslam için onun döneminde, peygamberimizin döneminde mücadele etmiş Mus'ab bin Ömer gibi, Zeyd bin Sabit gibi efendim sahabelere komşu olabilmemiz için biz ne yapmamız lazım? Siz evet, birkaç madde saydınız. Buyurun hocam. Allah razı olsun. Cümlemizden. Ama müsaade ederseniz ben de iyi bir İkmal genç edin, evet, iyi bir genç nasıl olmalı, nasıl olmalı acaba? Evet. Bu konuda da bir parantez açayım. Allah razı olsun. Muhterem hocam, evvela iyi bir genç olabilmemiz için yapacağımız temel şeylerin başında sağlam bir itikada sahip olmamız gerekmektedir. Evet. Yani sağlam bir inanca sahip olmamız gerekmektedir. Öyle bir inanç ki
kesin bir şekilde bilmeliyiz ki bizim bir yaratıcımız var. Evet. Bizim bir sahibimiz var. Bizim bir malikimiz var. Şu koca kainatı, şu koca evreni idare eden bir zat var. O da Allah'tır. Ve öyle bir Allah ki o birdir. O evet. Ahad'tır. O Samet'tir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. O ne Yahudilerin ve Hristiyanların iddia ettiği gibi bir anne ve babaya sahiptir, ne de bir evladı vardır. Yahudi ve Hristiyanların iddia ettiği gibi özel peygamber, İsa peygamber Allah'ın oğlu değildir. Evet. Müşriklerin de inkar, iddia ettiği gibi melekler de Allah'ın kızları değildir. Ve hiçbir şey Allah'a denk değildir. Ali hocam, yani biz iyi bir genç olabilmemiz için evvela nasıl bir Rabbe sahip olduğumuzu bilmemiz lazımdır. Seydan. Tevhid akidesine sahip olmamız evet. lazımdır. Ve bu tevhid akidesine en ufak bir leke vuracak her türlü zararlı akımlardan, zararlı fikirlerden uzak durmamız lazımdır. Buyurun Sayın Allah hocam. Allah razı olsun hocam. Aslında tabii ben bunları devam edeceğim inşallah. Biliyorum. Ben hatırlatma babında dediniz ya, sağlam bir inanca sahip olması lazım. Şimdi bazı kardeşlerimiz bizi dinlerken olur ya, hemen der ki ya işte imana işi bağladılar. Kardeşim, aslında iman hayatı anlamaktır. Elbette. Yani iman. Biz burada imandan konuyu açarken çevremize anlam veriyoruz. Yani ey genç, dünyayı tanımak mı istiyorsun? Buyurun. İnançtan geliyor. Çünkü inancın sana bu dünyayı öğretecek. Elbette. Kendini mi tanımak istiyorsun? İnancın seni tanıtacak sana. Yani şimdi biz inanç derken bazı insanlar bizden ürküyor. Ya kardeşim, aslında inanç senin ile Allah arasındaki bağdır, muvasaladır. İlk yani. İlk bağdır zaten. Buyurun. Evet. Muhterem hocam, hani çok güzel bir şekilde değindiniz. Allah biz biraz önce hani Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinden bahsettik. Rahmetin Allah'ı Teala. Hani. Üstadın hayatına baktığımız zaman 50-60 yıl önceki senelerde bile hani teknolojinin ilerlemediği değil mi bir evet. dönemde yaşamış Bediüzzaman Hazretleri, o çağda bile üstad ne diyor, ben etrafıma bakıyorum, gençliği şu evlatlarımı saran bir dinsizlik akımıyla karşılaştım evet. ve bütün hayatını işte bu gençlerin imanını kurtarmaya vakfediyor. Allah razı olsun. Onlar için sürgünler yaşıyor. Evet. Onlar için hapishanelere giriyor. Evet. Onlar için evlenmiyor. Onlar için dünya namına bir lezzet tatmıyor bu insan. Düşünün ki onun zamanıyla kendi zamanımızı karşılaştırdığımız zaman evet. o zamanda bile böyle bir imansızlıktan şüpheleniyorsa Bediüzzaman Hazretleri, şu günümüze baksa nasıl bir durumla karşı karşıya kalacağız? Evet, evet, gençlerimiz büyük bir uçurumun kenarında. Evet. Lakin bizim haberimiz yok Ali hocam. Evet. Onun için her şeyin başı imandır. İmandır. İman olmazsa o gence sen namaz kıldıramazsın. Aynen. O gence bir iyiliğe emredemezsin. Onun için ben iyi bir genç olabilmesi için derken evet. bunların başında sağlam bir inanca, sağlam bir itikada sahip olması gerekmektedir ki Allah'ın kendisinden razı olabilen bir genç olabilsin. Evet. İtikadımız son derece sağlam olmalı. Evet. İkinci olarak işte inandığı bu şeylere, inandığı bu ilkelere, bu prensiplere ne yapması lazımdır? Hayatına da uygulaması lazımdır. Evet. Kısaca inandığı ile amel etmesi lazımdır. Teoriyi amel etmemiz pratiğe lazımdır. Çevirecek. Teoride olanı pratiğe sokacak. Evet. Çünkü eğer biz inandığımız gibi yaşamazsak bir gün gelir de yaşadığımız gibi artık inanmaya başlarız. Evet. Onun için Yüce Rabbimiz Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de dikkat ettiğimiz zaman ne zaman inançtan bahsetse, ne zaman imandan bahsetse akabinde gelen ayet-i kerimede amelden bahsediyor. İllellezine amenu ve amilussalihati. Ellezine yu'minuna bil gaybi ve yuqimuna salah. Bakınız, iman ve ekkeza arkasından amel geliyor. Dolayısıyla iyi bir genç olabilmemiz için sağlam bir itikattan sonra o itikadımızı, o inancımızı fiillerimizle, sözlerimizle, davranışlarımıza dökmemiz lazımdır. Üçüncü olarak iyi bir genç, Müslüman bir genç, bunun ismini değişik söyleyebiliriz de davetçi bir genç diyelim en güzeli. Müslüman bir genç, davetçi bir genç, Allah'ın kendisinden razı olduğu bir genç ümitvar olmalı evet. Ali hocam. Ümitsizliğe asla ve asla
kapılmamalıdır ki yürümüş olduğu bu yolda başarılı olabilsin. Çünkü çağımızın en büyük hastalıklarından birisi de Ali Hocam ümitsizliktir. Evet. Bakınız ben bu aralar cezaevine gidip geliyorum. İçim cız ediyor inanınız ki Ali Hocam. Yani o koğuşlara gidiyorum, bakıyorum ki pırıl pırıl gençler. Ya bu gençler bizim gençlerimiz. Bizim evlatlarımız. Bu gençler Urfa'nın gençleri. Bu gençler uzaydan gelmediler. Bu gençler ecnebi bir memleketten, yabancı bir memleketten gelmediler. Ve o gençlerimiz baktığınız zaman öyle pırıl pırıllar ki, öyle tertemizler ki, ama yapmış oldukları bir yanlış, bir hata veya seçmiş oldukları kötü bir arkadaş vesilesiyle o gençliğini maalesef ve maalesef dört duvar arasında geçirme zahmetine katlanıyor ve bu tür zorluklarla karşılaşabiliyoruz. Biz bu gençlerimize sahip çıkmamız lazım. Seydem Allah razı olsun. Ve bana işte sual ediyorlar. Öfke kontrolü imandan geliyor. Evet. Ya. Evet. Bana şunu sual ediyor hocam, ya bizim günahımız çok, biz ne yapsak boştur. Hayır. Genç ümit var olmalıdır. Evet. Ne kadar hatan olursa, ne kadar günahın olursa, ne kadar kötülük işlemiş olsan da biz öyle bir Rabbe sahibiz ki o Rahmandır, Rahim'dir, Gafur'dur. Efendim Müslüman olmadan evvel kendi kızını diri diri toprağa gömecek kadar canileşmiş olan bir Ömer'i Müslüman olduktan sonra affeden Allah seni niye affetmesin? Niye etmesin? İslam'dan önce Müslümanlara karşı kılıç çeken efendim Halid bin Velid'i affeden Allah seni niye affetmesin? Hazreti niye Hamza'yı affetmesin? Şehit eden, Vahşi'yi affeden, evet, Allah eyvallah, seni niye affetmesin? Eyvallah. Onun için biz ümit var olacağız. Evet. Allah'ın rahmetinden asla ve asla, asla ümidimizi kesmeyeceğiz. Bir de genç, davetçi bir genç, Müslüman genç idealist olacak. Evet. Bir ideali olacak bu gencin. Hatta öyle bir idealist ki yaşamış olduğu 24 saatin programlı yaşaması gerekmektedir. 8 saatini uykuya ayırıyor, 8 saatini dünya rızkı için çalışıyor, çabalıyor ve geri kalan vaktinden de en azından günde 5 vakitini namazla geçirecek, kendisini okumaya verecek, kendisini yetiştirecek efendim ki İslam'a hizmet eden bir genç olabilsin. İyi bir genç, Müslüman bir genç, davetçi bir genç, idealist olmalıdır. Bununla beraber o genç çalışkan olmalıdır. Evet. Müslümanın en önemli vasıflarından birisi de zaten çalışmaktır, evet, çabalamaktır. Çalışan insanı Allah sever. Evet. Tembel olan insanı Allah sevmez. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dualarına baktığımız zaman bile Allah Resulü, ya Rab beni tembellikten muhafaza eyle. Tembellikten Allah'a sığınırım. Tembellikten sana sığınırım diye duada bulmuştur. Genç hoşgörülü olacak, merhametli olacak. Etrafında görmüş olduğu hataları yeri geldiği zaman, özür dilendiği zaman onları affetmesini bilecek. Affedecek ki kendisi de affolunsun. Büyüklerine karşı son derece merhametli olacak, evet, şefkatli olacak. Anne ve babasına karşı vazifelerini yerine getirecek. Salih bir evlat olacak. Birkaç tane kaldı Ali Hocam, bitiriyorum. Devam edin hocam, zamanımız var, sıkıntı yok. Öyle mi? Ben evet, bir saat olarak kendimi ayarlıyorum. Allah da razı bilmiyorum olsun. Program yok, kaç saat sürecek. Aşkım olsun. Allah razı olsun. Eyvallah. Rahat konuşulacak. Ali Hocam, evet, davetçi bir genç özellikle şuna da dikkat etmesi lazımdır ki dost ve arkadaşlarını iyi seçmeli. Çünkü biz bunu iyi biliyoruz ki çevrenin, insanın efendim itikadı üzerinde olsun, evet, sözleri üzerinde olsun, davranışları üzerinde olsun son derece büyük bir etkisi vardır. Dostlarımızı seçerken, arkadaşlarımızı seçerken bizim de iyi bir genç, Müslüman bir genç, samimi bir genç, ihlaslı bir genç olabilmemiz için arkadaşlarımızın da bu vasıflara sahip olması lazımdır. Böyle arkadaşları bizler nerede bulabiliriz? Elbette ki camilerimizde bulabiliriz. Camiyle hasbihal halinde olan bir genç olmalıyız. Evet. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret ettikleri zaman yapmış olduğu faaliyetlerin başında bir cami orada inşa ediyor. Çünkü Müslümanlar bir araya gelecekler. Çünkü gençler bir araya gelecek. Yani Peygamberimizin döneminde ki o camiye baktığımız zaman evet ibadet edilen bir mekandı ama sadece ibadet fonksiyonunu, işlevini yerine getiren bir mekan hayatın değildi. Hayatın merkeziydi. Bununla beraber birçok işlevi yerine getiren bir mekandı. Aynen. Çok güzel ifade ettiniz. Hayatın merkeziydi. Peygamberimizin dönemindeki cami. İşte bizim camilerimiz de böyle olmalı. Evet. Hayatımızın merkezi olmalı. Evet. Şehrimizin merkezi olmalı. Gençlerimizi camiyle barıştırmamız lazımdır. Aynen. Gençlerimizi akın akın camiye getirmemiz lazımdır.
Evet. Gençlerimizi imam arkadaşlarımızla, vaiz arkadaşlarımızla, müezzin arkadaşlarımızla barıştırmamız lazımdır. Buna son derece ihtiyacımız vardır ki biz bu gençlerimizi bu sayede kötü akımlardan, kötü dostlardan, kötü arkadaşlardan sakındırabilmeliyiz. Evet. Ve bunun için ne gerekiyorsa yapmamız lazımdır. Yani bir genci, bir çocuğu camiye alıştırabilmemiz için ne gerekiyorsa efendim elimizden gelen bütün gayretiyle, samimiyetiyle uğraşmamız lazımdır. Hocam burada aklıma bir şey gelmişken, yani samimi gayret ve çalışma konusunda bazen bir baba çocuğunu takım değiştirmek için, ikna etmek için saatlerce uğraşır. Değil mi? Diyelim ki bazen bir siyasi parti sizden oy alabilmek için gelir, saatlerce yalvarır. Müslüman o genci kurtulmak için, kurtarmak için nefsin ve şeytanın, şehvetin esaretinden kurtarıp kulluğun hürriyetine kavuşturmak için onlardan daha fazla gayret göstermesi gerekmiyor mu? Evet. Bakıyoruz dünyevi işlerde adam malını satmak için saatlerce bağırıyor. Hı hı. Yalvarıyor, reklamını yapıyor. İslam'ın reklama da gereği yok. Ama bu dinin, hak dinin insanlara ulaşması lazım. Bir şekilde haberi olmayan insanların, başta gençliğin haberdar edilmesi lazım. Allah razı olsun, maddeleri saydınız. Üstad, tabii ehl insandan duyunca insan heyecana geliyor. Gençlerimiz zannediyor ki vaizimiz, imamımız, müezzinimiz, müftümüz, hocamız insanları gelin camiye, ondan sonra hayattan kopun diye davet ediyorum. Ya şu anda şunu anladık. Hayatın tümü ibadettir. Evet. Değil mi? Evet. Yani kişi İslam'ın koyduğu kaide ve kurallara uygun konuşurken, bakarken, duyarken, alışveriş yaparken, başkasını değil mi davet ederken, biri namaz kılıyor, diğeri bir kişinin hidayetine vesile oluyor. Acaba hangisi kazançlı? Biri nafile ibadetle sabahtan akşama kadar meşgul, biri de nafile ibadet yapamıyor ama tebliğini yapıyor. Bir gencin kurtuluşuna vesile olmaya çalışıyor. Bakıyoruz, din bu gencin veya bu insanın kurtuluşuna güneşin üzerine doğduğu her şeyden daha hayırlıdır diyor. Niye? Davanın kıymetinden dolayı. Yani dava öyle bir kıymetli ki bir insanın, ya Ali senin elinle hidayete gelmesi vadiler dolusu değil mi? Kırmızı koyunlardan ve kırmızı tülü develerden daha hayırlıdır. Elbette. Yani şimdi biz bakıyoruz insanlar insanları ikna etmek için, yani bazen lehvi olan şeyler konusunda, bazen saflar konusunda bu kadar uğraşı gösterirken niye biz Müslümanlar bu güzel dini insanlarla buluşturma adına insanlara yalvarmıyoruz? Evet. Öyle değil mi? Evet. Niçin insanlar ile din arasına örülmüş engelleri kaldırmaya çalışmıyoruz? Gel kardeşim, din sana yanlış anlatıldı ya. Din yeri gelir seni dükkanda cennete götürür değil mi? Sadık bir tüccar kıyamet günü işte peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle haş olacak diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Sen dükkanında 5 vakit namazına dikkat ettiğin zaman, camiden kopmadığın zaman, helal ve harama riayet ettiğin zaman o ticareti bile sen ne yapabiliyorsun? Kulluğa dönüştürebiliyorsun. Evet. Öyle değil mi? Evet. Anne baba ziyareti, hasta ziyareti, taziye ziyareti, komşu ziyareti, insanların derdine derman olma ziyaretleri. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bir muhtacın ihtiyacını görmek için attığınız adımlar diyor, benim camimde diyor ihtikafa durmaktan daha hayırlıdır. Evet. Demek ki din her yerde var. Her yerde yaşanmalı. Hayatın tümünü kuşatmalı. Ve biz gençliğe camide de yerin olmalı. Evde de yerin olmalı. Evet. Dükkanda da yerin olmalı. Ama camideki yeri boş bırakırsan, hiç uğramazsan, seccadeyi hiçbir zaman sermezsen, hep dükkanda, hep evde, hep orada burada olursan deriz ki ya kardeşim sana yakışmıyor ya. Evet. Senin gibi akıllı,
bu kadar varlık içinde en güzel şekilde yaratılan ve verilen vazife gereği yeryüzünde Allah'ın halifesi kılınan sen ey insan, seni halife kılan, seni yaratan, yaşatan, türlü türlü duygu ve kabiliyetlerle donatan Allah'la bağını koparman sana yakışıyor. İnanın o zaman bakacağız ki insanlar fevç fevç gençlik bu dine gelecek. İnşallah. Yani bugünkü evet. sıkıntı dediğiniz gibi imamlarla, müezzinlerle, müftülerle, vaizlerle kopan bağlar yeniden oluşturmaya çalışmamız lazım. Elbette. Buyurun hocam. Evet. Bir de muhterem hocam, dost ve arkadaşlarını iyi seçmeli dedik. Evet. Gençin iyi bir genç olabilmesi için, Allah'ın kendisinden razı olduğu bir genç olabilmesi için bir de bir maddemiz var ki evet. gencin yapacağı en önemli şeylerin başında şu geliyor ki özellikle boş vakitlerini, boş zamanlarını değerlendirmesi lazımdır. Vakit son derece önemlidir. Esasen vakit sadece genç için değil yani bütün insanlar için. Müslüman, ama özellikle herkes için. Evet, ama özellikle gençler için daha önemlidir. Hani biz dedik ya Ali hocam, yani gençlik öyle bir önemlidir ki, önemli bir çağdır ki, insanın en verimli çağıdır. Mesela boş zamanlarını değerlendirmesi lazımdır gencin. Ne yapabilir? Eğer okuyacaksa, eğer kendisi ilimle meşgul olacaksa, örneğin bir hafızlık yapacaksa mesela evet. veya bir hadis alanında Efendimiz Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini çokça okuyacaksa, bir Buhari, bir Tirmizi, bir İbn-i Mace, bunları yapacaksa gençliğinde yapması lazım. Evet. Çünkü ihtiyarlığa bıraktığın zaman o gözlerindeki ışık gider bir gün. Okumak istesen de belki okuyamazsın. Göremezsin çünkü. Ama gençlik çağı öyle mi? Onun için biz diyoruz, yani ibadetlerimizin en güzelini biz de gençlik çağında yapmamız lazımdır. Evet. Mesela bir hacca eda edeceğimiz zaman ya bizler niye özellikle onu ihtiyarlık çağına bırakıyoruz Allah ki? Allah razı olsun. Birçok ihtiyarı ben görmüşüm de mesela Yüce Rabbim nasip etti, gittik görevli olarak Ali hocam. Siz de buna şahit olmuşsunuzdur. Allah razı olsun. 70 yaşına gelmiş amcam, 80 yaşına gelmiş benim dedem. Efendim bir tavaf yapana kadar ne kadar eziyet çekiyor. Evet. Efendim bir Safa ile Merve arasındaki sayını yapana kadar ne kadar büyük bir zorluk çekiyor. Meşakkat çekiyor. Orada terliyor. Ondan sonra oranın havasını biliyorsun, klimalar vuruyor, hasta oluyor. Bin bir zorlukla işte farz olan Arafat'a çıkacağı zaman ne kadar büyük eziyetler çekiyor. Evet. Ve bunları gördüğü zaman bize diyor ki ah hocam ah, ben bunu böyle olacağını bilseydim de gençliğimde gelmez miydim? Bu önemli ibadeti bu kadar erteler miydim der ve büyük bir pişmanlıkla belki evine döner o insan. Allah kabul etsin, Cenab-ı Allah günahlara kefaret eylesin. Amin. Ama elbette ki hac olmadı mı oldu. Yüce Rabbim hacını kabul etti. Belki onun o eziyetli durumunda, o ihtiyarın yapmış olduğu o hacdaki o eziyeti bizim gençlikte yaptığımız o hacca bin kat bedel olmuş olabilir. Onu biz bilemeyiz. Evet. Ama böyle önemli bir ibadeti bizler niçin efendim özellikle ihtiyarlığa tehir ediyoruz ki? İhtiyarlığa gönderiyoruz ki? İşte o verimli çağda bunu yap. Dimdik olduğun çağda bunu yere getir. Dediğiniz gibi hani biz gaybi yönünü bilemeyiz. Ama zahiri yönüne baktığımız zaman Hacı amca o çektiği meşakkat ve yorgunluktan dolayı bazen kendine zaman ayırdığından dolayı tavafa gidemiyor. Çünkü hasta. Doktora evet, gitmesi evet. lazım. İlaç alması lazım. Yatakta uzanması lazım. Serum bağlanması uh-huh. lazım. Yani genç giden kardeşimiz yatakta geçireceği zaman dilimini Kabe'nin etrafında dönerek değil mi? Evet. Tavaf ederken Hacı amca yaşlılığından dolayı hocam diyor ayaklar beni götürmüyor. Doğru. Bedel de herkes veremiyor işte evet. gidip orada birilerine bu işi diyelim ki arabayla yaptırıp ücretle yaptırıp tavaf. Bir defa yaparsın hı-hı. günde beş defa evet. bunu yapamazsın. Hı-hı. Onun için bizim buradaki teşvikimiz yani ihtiyarlık yaşında tabii ki ibadet her dönemde güzeldir. Ama gençlik çağında daha verimlidir. Evet. Yani diyelim ki işlenmemiş bir toprağı düşünün. Bir de çok işlenmiş bir toprağı düşünün. Biri olmaz. Bunu yetiştirdiği ürünle bunu yetiştirdiği ürün biri olmuyor. Elbette. Bunda evet. zayıf kalıyor. Ama bunda daha ağaçlar gürleşiyor, taneler büyüyor. Gençlik dönemi de böyle. Evet. Gençlik dönemi daha yorulmamış. Evet.
Ben şimdi hac örneğini verdim. Evet. Niye? Çünkü hac meşakkattır diyoruz ya. Evet. Gerçekten kendine evet. has bir zorluğu aynen, vardır. Aynen. Esasen bütün ibadetlerde biz bunu görebiliyoruz. Yani evet. onun için ben sürekli gençlere şu tavsiyede bulunuyorum. İbadetlerinizi ihtiyarlığa bırakmayınız. Evet. Namazı kılmanız gereken çağda kılın. Evet. Orucu tutmanız gereken çağda tutun. Diğer ibadetler için de bu geçerli. İhtiyarlığa efendim ertelemeyin. Çünkü ihtiyarlığa geldiğiniz zaman gün gelir, secde etmek istersiniz, belki de secde edemezsiniz. Rükuda bulunmak istersiniz, ruku evet, edemezsiniz. Oruç tutmak istersiniz ama yaşlı olduğunuzdan dolayı efendim hasta olursunuz, hastalığınızdan dolayı oruç tutamazsınız. Onun için bizler ibadetlerimizi özellikle insanın en verimli çağı olan gençlikte yerine getirmemiz lazımdır ki bunun lezzetine, tadına varabilelim ve en önemlisi Cenab-ı Allah'ın razı olduğu kullardan olabilelim. Boş vaktinin değerini ve kıymetini bilmesi lazımdır. Bilmesin. Vakit gençlikten son derece önemlidir. Yani o kadar önemlidir ki hani Efendimiz Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifleri vardır ki iki nimet vardır ki insanların çoğu ondan gafildirler. Değerini ve kıymetini bilmezler diyor Allah Resulü. Bunlardan birisi boş vakit, ikincisi de onun sağlığıdır der. Gerçekten çağımızda özellikle biz insanların belki de gafil olduğu en büyük nimetlerin başında boş vakit ve sıhhat gelmektedir. Evet. Zaman öyle bir şeydir ki Ali Hocam durmadan akıp giden bir şey. Tutamıyorsun, durduramıyorsun. Günler, haftaları, haftalar, ayları, aylar, seneleri kovalıyor. Evet. Bir de bakmışsınız ki aman Allah'ım belli bir yaşa gelmişsiniz Allah emanetini teslim aldı. Evet. Yani zaman böyle bir şey. Hani hatırlayınız Allah ondan razı olsun. Amin. Fahrettin Razi Asr suresinin tefsirini yaparken evet. hani Yüce Rabbimiz de orada zamandan bahsediyor bizlere. Estağfirullah. Vel asri innel insane lefi husr diyor Yüce Rabbimiz. Asra yemin olsun. Zamana yemin olsun. Yani Allah'ın sizlere bahşetmiş olduğu o hayata, o ömre, o zamanınıza and olsun, kasam olsun, yemin olsun ki insan büyük bir hüsrandadır. İnsan büyük bir zarardadır. İllellezine amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakki ve tevasav bis sabr. Lakin zararda olmayan, hüsranda olmayan, kar edenler kimlerdir? İşte bu zamanın değerini bilip de o zaman içerisinde, o ömür içerisinde, o hayat içerisinde iman, salih amel, hakkı tavsiye ve sabrı tavsiye edenler bunlar müstesna diyor. İşte bu Sure-i Celile'nin tefsirini yapan büyük allame, büyük müfessir Fahrettin Razi der ki ben bir gün sıcak bir havada pazarda yürürken tablasının üzerinde buz satan bir satıcının etrafındaki insanlara şu nidaları, şu seslenişleri benim için bu Sure-i Celile'nin tefsiri oldu diyor. Evet. O adamın, o satıcının sözlerini dinlediğim zaman, kulağıma geldiği zaman ben bu işte mana Asır suresinin manası bu olsa gerek dedim. Sermayesi eriyen. Evet. Sermayesi eriyen şu adama acın diyordu. Merhamet. Niye? Çünkü sermaye buzdu. Hava sıcaktı. Evet. Akşama kadar o buzu satmazsa o satıcı büyük bir zarar içerisinde evet. ailesine dönecek. Evet. İşte zaman da böyledir. Bir sıcak havada bir buz kütlesi gibi gün be gün eriyip gidiyor. Beklemiyor. Aynen bir ırmakta akan su misali gibi. Nasıl ki o suyu geri almanız mümkün değilse, eriyen o buzu geri almanız mümkün değilse işte zaman da böyledir. Akıp gidiyor. Zamanın değerini bilmemiz lazımdır. Kıymetini bilmemiz lazımdır. İyi şeylerle değerlendirmemiz lazımdır. İşte özellikle gencin bu zamanın kıymetini efendim malayani şeylerle değil, boş şeylerle değil. Ya şu oyunla efendim ne bileyim aklıma şu an gelmiyor Ali Hocam da gençliği en çok yani meşgul eden temel şeylerin başında bu geliyor değil mi? Saatlerce bilgisayarın önüne oturup da yemek yiyen bir nesle ulaştık. Yemek yemeyi unutan bir nesle ulaştık üstadım. Hatta üstadım güzel bir espri yapılır. Derler ya eskiden biz kitaplarda şunu görürdük. Ya işte falan yatsı abdestiyle sabah namazını kılmış dendiği zaman birileri derdi ki ya gerçekten böyle bir şey olur mu? Diyor şimdi anladım ki oluyormuş. Çünkü cep telefonunu tutan yatsıdan tutmaya başlıyor. Sabah namazına kadar elinden indirmiyor. Eyvallah. Demek ki insan bir şeye bağlandı mı üstadım terk edemiyor. Doğrudur. Şimdi biz de diyoruz ki mümin zamanın çocuğudur. Evet. Mümin zamanı
Allah'ın kendisine bahşetmiş olduğu bir nimet olarak görür. Ama bu nimet karşılıksız verilmedi. Evet. Cennetten çıkarılan Adem aleyhisselamın çocuklarına şu yeryüzünde zaman imkanı verildi ki tekrar cennete dönsünler diye. Eyvallah. Eyvallah. Yani biz zamanı bu dünyada çarçur etmeye gelmedik. Doğrudur. Malayani şeylerle geçirmeye gelmedik. Boş şeylerle geçirmeye gelmedik. Hı hı. Zaman kıymetli, ondan daha kıymetlisine harcanmalı ki yani tohumu atmalıyız, zaman tohumunu ki başak tutsun. Bunun başağı da saydığınız gibi Vel Asr suresindeki imandır, salih ameldir, evet. Hakkı tavsiyedir, sabrı tavsiyedir. Evet. Demek ki ey Müslüman, yaşlı olabilirsin ama gencin varsa o gencine sahip çık. Hı hı. Ey Müslüman, İslam'da gençlik önemlidir, kıymetlidir. Kulluğun, sorumluluğun, mükellefiyetin başladığı dönemdir. Evet. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın zor günlerinde omzunu bu davanın altına koymuş, evet. Yeri gelmiş Hazreti Mus'ab gibi en ihtişamlı elbiseleri, zenginliği, serveti yeri gelmiş annesine demiştir. Saçlarım adedince annelerim olsa ben bu davaya feda edebilirim demiştir. Ve İpekten ve atlastan elbise giyen Mus'ab'ın Medine'ye hicret ederken Mekke'nin civarında, etrafında sırtını güneşten koruyacak birileri parçası arıyor. Evet, evet, evet. Demek ki ey gençlik, ya hocam işte inşallah bir işim olsun, işimi kurayım, fabrikamı kurayım, evleneyim, evimi evet, yapayım, evet. İşte çoluk çocuk için de İşte belli bir zaman yaşayayım, ondan sonra inşallah camiye geleceğim. Ya Hazreti Mus'ab onu terk etti. Sen daha onun hayalinde yaşıyorsun. Daha onu elde ettikten sonra camiye geleceksin. Ömür yetmeyecek. Hazreti Mus'ab gibi sahabe-i kiram o genç yaşta, demiyoruz 48 yaşında, 58 yaşında, 78 yaşında, 18 yaşında gümüş işlemeli ayakkabılar Yemen'den ve Hint'ten geliyor. En güzel kokular sürülüyor. Mekke'nin kızları Mus'ab'ın bakışına can veriyor. Pencereler açık bırakılıyor. Ama diğer taraftan bakıyoruz Mus'ab imanın halavetini tattıktan sonra hepsinin elinin tersiyle itiyor ve Medine'yi bir İslam okulu haline getiriyor. İman eden iman ediyor. Ya Resulallah diyor, iman etmeyen evlerde bile şu anda İslam konuşuluyor. Maşallah, evet. Şimdi biz kendimize dönüp bakalım. Bizi dinleyen kardeşlerimiz dönüp kendine baksın. Kendi şahsımda, ailemde, evladımda, çevremdeki gençler konusunda, benim gençliğim konusunda ben ne yaptım? Gençliğimi nereye evet. harcadım ki? Allah Resulü aleyhissalatu vesselam اِغْتَنِ مِنْ شَبَابِكَ قَبْلَ حَرَمِكَ İhtiyarlık gelmeden gençliğini ganimet bil. Ya, ya üstad. Evet. Nasıl evet. bir cümle? Ya. Ganimet ya. Evet, evet. Düşün. Doğru. Yani savaşı kazanıyorsun, elinde bir ganimet var. Nefis ve şeytanla bu dönemde savaşırken Allah Resulü dikkat et diyor. Nedir? Bu gençlik senin için ganimettir ki geçecek. Elinde kalmayacak, ihtiyarlık gelecek. Evet, evet. Değerli hocam, Allah razı olsun. Sizden çok çok teşekkür de. Ederim. Hakikaten bugün istifade ettik ki inşallah ileriki programlarda yine i̇nşallah. Sizle program bitiyor mu hocam? Toparlayacağız hocam. Size bırakacağım artık peki, inşallah. Peki birkaç yani tane daha nokta vardı. Onları da arz edeyim inşallah. Bitirelim hemen inşallah. Birkaç dakikada. Tamam hocam. Allah razı olsun. Bu zamanın değerini bilmeli dedik genç. Yani evet. malayanı şeylerden uzak durmalı. Kahvehane köşelerinde efendim vaktini öldürmemesi lazım. Sıhhatinin değerini bilmesi lazım. Evet. Sağlığının değerini bilmesi lazım. Onun için özellikle sağlığına, sıhhatına zararlı olabilecek her türlü maddeden uzak durması lazım. Evet. Çağımızın en büyük gençleri tehdit eden çünkü efendim tehlikelerin başında bu gelmektedir Ali Hocam.
Bu şekilde iyi bir genç olmanın temel özelliklerinden elhamdülillah bahsettik. Ve son olarak da Efendimiz Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın da çeşitli hadis-i şeriflerine baktığımız zaman özellikle gençliğin ne derece önemli bir nimet olduğunu ve onun kıymetini, değerini bizim bilmemiz gerektiği konusunda çok güzel hadis-i şerifleri vardır ki bunların başında Efendimiz başınıza beş şey gelmeden beş şeyin değerini ve kıymetini biliniz. Biraz önce siz de bir hadis-i şerif zikrettiniz. İşte gençlik en büyük ganimettir diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Allah Resulü başınıza beş şey gelmeden beş şeyin değerini bilin diyor ki bir, ölüm gelmeden hayatınızın değerini bilin. Hastalık gelmeden sağlığınızın değerini bilin. İhtiyarlık gelmeden gençliğinizin değerini bilin. Yokluk, fakirlik gelmeden varlığınızın değerini ve kıymetini bilin. Evet. Meşguliyet gelmeden boş zamanınızın değerini ve kıymetini bilin. Özellikle gençler bu nimetlerin değerini ve kıymetini bilmemiz gerekmektedir insan olarak. Keza Efendimiz Peygamberimiz kul şu beş şey kendisine sual edilmeden ahiret gününde bir adım bile öteye atamaz. Evet. Allah ona sual edecektir. Sana ömür verdim ey kulum, ömrünü nerede geçirdin? Gençlik verdim, gençliğini nerede geçirdin? Mal verdim, mülk verdim, servet verdin, onu nerede geçirdin? Sana beden verdim, sana sıhhat verdim, onu nerede geçirdin? İlim verdim, akıl verdin, o akıl sayesinde ilim öğrendin. İlmini nerede harcadın? İlmini gençler için harcadın mı? Gençliğinde bir şeyler yaptın mı diye Yüce Rabbimiz bizlere sual edecektir ki son olarak da sizin de bildiğiniz gibi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam 7 sınıf insan vardır ki bunlar hiçbir gölgenin olmadığı o günde Cenab-ı Allah'ın arşının gölgesinde gölgeleneceklerdir. İşte bunlardan birisi de Rabbine kulluk eden ve temiz bir hayat yaşayan genç olacağı konusunda bizlere müjde vermiştir Ali Hocam. Allah sizden razı olsun. Bizlere bu fırsatı verdiniz. Allah sizlerden razı olsun. İnanın bugün programımızın adı Kalplerin İhyası. Kalplerimiz ihya oldu. Kalplerimiz Allah nurlandı. Allah sizden razı olsun. Sizden inşallah ileriki programlarda yine bir araya gelecek. Yine inşallah gençlerimiz bizden çok şey duyacak. Büyük bir memnuniyetle. Üstadım, ben sizin konuştuklarınızdan şunu anladım. Gençlik korunacak. Gençlik muhafaza edilecek. Hı hı. Aklı ilimle buluşturacağız. Evet. Kalpleri ve ruhları imanla buluşturacağız. İnşallah. Bedenleri de salih amellerle buluşturacağız. İnşallah. Hem dünyamız hem de ahiretimiz mamur olacak. İnşallah. Allah sizlerden razı olsun. Hocam. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Urfanatik TV'nin gönül dostları. Yine bir programın sonuna geldik. Geceniz mübarek olsun. Rabbim tesirini halk eylesin. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle hayırlı akşamlar. Selamun aleyküm.